Merhaba, ben Doktor Hüseyin Kurt. Yalova Özel Atakent Hastanesi'nde beyin ve sinir hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere servikal disk hernisi yani boyun fıtığı hakkında bilgilendirme yapacağım. Boyun omurgamız 7 tane kemikten oluşur. 7 tane omur dediğimiz kemikten oluşur. Boyun fıtığı omurlar arasındaki diskin arka tarafında bulunan omuriliğe ve sinir köklerine bası yapması sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Boyun fıtığının en sık nedenlerinden birisi ağır yük kaldırma. Yine masa başında ve bilgisayar başında çalışanlarda, travmalara bağlı olarak yüksekten düşmelerde, yine cep telefonlarını uzun süre kullanmaya bağlı ve boynun zorlanmasına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Boyun fıtığının belirtileri genellikle en sık olarak boyun ağrısı, sonrasında diskin yani fıtığın sinir köküne baskı yapması sonucunda, bunun ilerlemesi sonucunda omuzda ve kolda ağrı, yine kolda ve ellerde uyuşukluk, kolda ve elde güç kaybı, nadir olarak kolda incelme, yine fıtığın omuriliğe direkt olarak bası yapması sonucunda, bu nadir olan bir şey ama bütün vücutta elektriklenmesiyle ortaya çıkan belirtileri bu yönde olan bir hastalıktır. Boyun fıtığı tanısını hasta bize geldiğinde öncelikle muayene ediyoruz. Muayeneyle fıtığın tanısını genellikle koyuyoruz. Sonrasında desteklemek amacıyla yine servikal MR, bazen röntgen ve tomografi ile de boyun fıtığı tanısını kesinleştiriyoruz. Boyun fıtıkları genellikle ilaç tedavisiyle ve fizik tedavi yöntemleriyle %95 oranında tedavi edilebilmektedir. Ameliyata aday olan hastalar genellikle kolda geçmeyen şiddetli ağrı, kolda ve elde ciddi manada güçsüzlük olan hastalara biz operasyon veriyoruz. Hastaların dediğim gibi büyük oranda, %95 oranında ilaç tedavisiyle, fizik tedavi yöntemleriyle hastalık düzelebilmektedir. Ameliyat olacak hastaların durumu genellikle ilerleyen aşamada olan hastalardır. Bu hastalara biz operasyon önermekteyiz. Boyun fıtığı ameliyatını genellikle sağ taraftan boyunda 2-3 cm'lik bir kesiden anterior servikal diskektomi dediğimiz yöntemle yapmaktayız. Omurgalar arasındaki fıtık tamamen temizlenip yerine bugün günümüz şartlarında eskiden kalça kemiğinden kemik alınıp konulurdu. Şu anda teknoloji çok ilerledi yani riskleri çok azaldı. Bundan dolayı cage, protez gibi materyallerle bu ameliyatı yapabilmekteyiz. Tüm hastalarımıza kontrollerini düzenli bir şekilde gerçekleştirmelerini öneriyoruz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim.